Ah dostlarım, dostlarım yıl 1978. Biz 1970'te mezun olduk. Bu matematikle tam 8 yıldır buluşmuyoruz. Ah bugün neymiş, pilav günü neymiş kısmet. Nasılsınız kuzum? Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Ama size bakıyorum da epey değişmişsiniz. Bilhassa sen Mesut. Zigon sehpa kadardın lisedeyken, şimdi bayağı bir boy atmışsın. Zigon sehpa diyorum, espri yapıyorum oran. Kimse anlamıyor beni. Sen de bayağı en atmışsın. Vapur gibi olmuşsun. Var ki yiyorum. Şöyle bakıyorum da nezaket, sen hiç değişmemişsin kuzum. Hatta epey bir güzelleşmişsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Fakat tam olarak çıkaramadım kuzum, siz kimdiniz? Ah, ilahi nezaket. Sümüklü İbrahim'i tanımadın mı? Hatırlasana, ergenlikte burun delikleri kocaman olmuştu da sürekli sümükleri akardı. Ah şekerim, doğru söylüyorsun. Sümükleri olmayınca bir an tanıyamadım. İbrahim nasılsın? Sümüklü İbrahim. Sümüklü İbrahim. Çok sümüklü. Sümüklü. Ne yapacaklar? Ne yapacaksınız? Sümüklü. Susun. Susun diyorum. İğreniyorum sizden. Utanıyorum. Tiskiniyorum. Burun deliklerimi ameliyatla küçülttürdüm. Artık karşınızda küçük burun delikli ama koskoca bir holding mümessili İbrahim duruyor. Doğru. Koskocasın. Balina gibisin. Sus artık. Kıskanç. Sus. Nezaket. O yıllardan beri sana hastayım, yanığım ama açılamıyordum. Şimdi çok param var ve bu bana her şeyi söyleme özgürlüğü sunuyor. Seninle olmak isterim. Çok da Fifi. Fifi mi? Anlamıyorum. Fifi'nin şifresini mi soruyorsun? 1'den 9'a kadar. Bunda mı gülmüyorsunuz? 78'de Fifi şakası yapıyorum, gülmüyorsunuz. Hayır Sersem, seninle olmak istemiyorum. Çünkü ziyadesiyle tipim değilsin. Hatta sen bir tip bile değilsin kuzum. İşte bu netliğine asıl oluyorum nezaket. Gerçekten çok netsin. Ah bakın kim geliyor. Okulun ailesi Fikri. Uhuu Fikri. Selamünaleyküm. Pilav gününde siz eski dostlarımla buluşmak istedim. Ne haber Fikri? Nasılsın? Dur bakalım orada sırık. Azıcık geri git. Güvenlik için arayacağım. Fevri olma Bahadır. Buyur abi. Babacığım sarılabilirsin. Fevri olma Bahadır. Dostların arasındayız. Gel buraya Mesut. İbrahim. Evet. Dur, İbrahim'i de ara tabii. İbrahim'i Fevri ara. Çünkü onda saklanacak çok yer var. Allah canınızı almasın. Evet, Fikri. Dur bakalım. Durduk ulan. Çok mu istiyorsun? Gel babamdan iste. Bir orasın var. Evet. Temiz baba arayabilirsin. Nezaket. Dur bakalım nezaket. Hocam. Ama en iyi yerinde dur. Arama tamam. Arama tamam. Yeter. Dilek. Holding patronunun kızı Dilek. Görüşmeyeli bayağı güzelleşmişsin. İnsanın seni kaçırıp fidye istiyesi geliyor. Şaka şaka. Ya da değil. Ne dersin Bahadır? Bir bakayım babacığım. Ciğerler yerinde. Böbrek tam yerinde. Bu çok güzel. Bundan olur baba. O nasıl iltifat ilahi haylaz. Ay şekerim, işiniz gücünüz haylazlık doğrusu. Madem bir araya geldik, biraz musiki çalıp disco dansı etmeyelim mi? Hadi bakalım kuzum biraz. Hadi canım, hadi diz çok iyi. Durdurun şu musikiyi. Durdurmuşlar zaten.
vermiyorsunuz. Böylesi yozlaşmış, kepaze eğlence olmaz olsun. Olsun! Ne oluyor kuzum? Bu ne patırtı? Sen de kimsin? Ben narkotik, iffetlik, fuhuşturucu ve kepazelik başkomiseri Şevket Mircan. Bu da yardımcım Mustafa Topatan. Buraya... Yoksa Mustafa Gürses mi demeliyim? Buraya baskına geldik. Evet, geldik. Burada meşhur bir mafya babası varmış. İhbarını aldık ve geldik. Yapmayın Topatan komiserim, ne alakası var? Yapmayın. Ne mafyası, neler oluyor biz burada? Pilav günü yapıyoruz. Ne pilavı? Bildiğiniz beyaz. Demek beyaz içine girdiniz. İtiraf ettin tombik çocuk. Anlamıştım Mustafa. Git etrafta beyazla ilgili delil topla. Beyazla ilgili ben neye delil toplayayım? Pirinç mi toplayayım, tereyağı mı toplayayım ya? Adam pilav diyor ya. Ah. İyi yürekli, iyi Mustafa. Unutma, filler hortumlarıyla su içerken... tilkiler asla tıksırmazlar. Ya ne alaka şimdi? Ya bu ne ki yani? Ne tıksırmazlar, aksırmazlar? Ha sen ilaçlarını almadın mı yine? Neyse beni de kıllandırdın. Ben bir içeriye bakayım. Sen beni dinle. Fakat komiserim, biz iyi aile çocuklarıyız. Bizden neden şüphelendiniz? Niçin? Öylesine körleşmişsin ki... belli ki bu iki... seni tehditleriyle körleştirmişler. Korkma. Korkma yavrum. Ben yanındayım. Ben yanındayken bu kötüler sana dokunamazlar. Korkma. Kanatlarımın altında, güven altındasın. Bak, korkudan nasıl da titriyorsun. Yazık sana. Utanıyorum bu halinden. Ah, nefessiz kaldım. Demek seni nefese alıştırdılar. Bu kızı... nefes yoluyla madde kullanmaya siz mi alıştırdınız? Aşağılık kötü pislikler. Ne kötüsü yahu? Ben zengin bir ailenin biricik oğluyum. Maddeyle alakam yok. Holding patronuyum ben. Ayrıca senelerce Washington'da arıcılık okudum. Demek Washington'da karıcılık okudun. Bu ahlaksızlığın okulunu kurmuşlar demek. Batı'nın ahlaksızlığını aldığın tipinden belli. Kadın koklamaktan burnun sarkmış. Yanılıyorsunuz. Benim burnum doğuştan böyle. Siz yanlış anladınız. Demek ben yanlış anladım. Ben aptal mıyım? Hayır. Yalan söylüyorsun. Yani ben değilsiniz manasında söylemiştim. Yalan! Aptalsın, salaksın. Sensin aptal, deyus! Madrabaz! Sahtekar! Hepinizden iğreniyorum. İğreniyor musunuz? Fakat benden de mi iğreniyorsunuz? Ben çok tatlı ve sevimli biriyim. Benden kimse iğrenemez. Ben iğrenirim küçük hanım. Babanın parasıyla senden iğrenmeme engel olamazsın. Aslında babamın o kadar parası yok. Her gün madde alırsan adamın parası kalmaz tabii. Söyle, nasıl düştün bu alemin içine? Nasıl bu hale geldin? Nasıl, nasıl? Konuş! Yeter kuzum, yeter! Ah, saçımı bozuyorsunuz. Mesut kuzum, nasıl gör? Mesut'u ne hale getirdiniz komiserim? Bir baksanıza. Seni bilmem ama ben nasıl görünüyorum kuzum? Kafan gayet güzel. Sağ ol. Demek kafan güzel. Hangi uyuşturucuyu kullanıyorsun? Fuhuşturucu batağına nasıl girdin? Söyle, konuş.
Affedersiniz komiserim. Nezaket senden gerçekten tiskiniyorum, utanıyorum. Hiç yakıştıramadım doğrusu. Komiserim benim bu adamla, bu kadınla hiçbir alakam yok gerçekten. Hem ben askerliğini falan da yapmış biriyim. Sivas'ta denizci olarak yaptım. Seni tebrik ederim İbrahim. Seni gönülden tebrik ederim. Doğrusu bir tehdit uğruna sattım bunu. Demek bu kadını satıyorsun. Üstelik bir teklik uğruna. Konuş. Fuhuşu nereden alıyorsun? Kaç gram alıyorsun? Konuş. Komiserim, sarsmayın. Sonuçta onun da bir anası babası var. Anayı bacıyı karıştırmayın. Karıştırmam. Allah Allah. Adam rüzgarıyla saç teliyle dövdü bizi. Gururum incindi. Gururum incindi. Nasıl da vurdunuz? Nasıl? Size sarılmak, sarılmak ve her şeyi unutmak istiyorum. Fuhuşlu ellerinden sarılma bana. Seni evimin kadını yapabilirdim. Ama mafyanın eline düşmüş bir gül goncasısın sen. Yahu ne mafyası? Organ mafyası. Kim bilir içinde kaç tane organ var? Resmen şişmişsin organdan. Belli ki organ mafyasısın. Kaç yetimin, kaç gencin organını yedin kim bilir? Komiserim. Gel Mustafa. Biz de arkadaşlarla organ buradan konuşuyorduk. Bu kim? Bu pilavcı. Pilavcı ustası. Demek ustası sensin. Beyazı sen mi pişiriyorsun? Evet, ben pişiriyorum beyazı. Beyaz sevmezse domates de yapabilirim. Benim işim bu. Demek bu işin ticaretini yaptığını kabul ediyorsun. Hı. Çekil bakalım. Hı. 1965 Kolombiya baldosu. Evet. Baltadan parmağını yalar. Şş, yersin içeride sarma da var. Oo, sarıp sarıp içiyorsunuz demek. Malı kimden alıyorsun? Konuş. Bakkal Rüstem'den. Bakkal Rüstem'den ortak mı çalışıyorsunuz? Yok, o saramaz, satar. Başka kim var bu işte? Apartmandaki kadınlarla ayıklıyoruz. Mustafa. Hı. Bu kadını, Bakkal Rüstem'i ve binadaki kadınları tutukla. Ya. Bunları kodese koy çabuk. Ya ben pilavcıyı niye tutukluyorum ya? Çok saçma değil mi bu? Bir tek ben mi şaşırıyorum buna ya? Ah. İyi yürekli, iyi Mustafa. Bıyığı gür, kaşı kalın Mustafa. Unutma, hakikatli tilkiler asla tıksırmazlar. İyice delirdin ha. Vallahi iyice gittin. Sana şu verdiğim psikoloğu lütfen ara ya, rica ederim. Bacım hadi gidiyoruz. Hadi adam, adam, böyle bir adam yapacak bir şey yok. Hadi. Nasıl da kuruttum madde kaynağınızı? Aşağılık pislik köpekler. İşte böyle kalırsınız maddesiz. Siz bize böyle davranamazsınız. Anladınız mı? Sonuçta anayasada madde var. Ne var? Anayasada madde var. Demek ananın yastığında madde var. Oo ama... Bana oh ama! Ana niye vuruyorsun? Konuş. Anan nerede? Konuş. Konuş dedim sana. Ya Rabbim, nasıl da vurdunuz onlara? Utanmasam bu kirli ellerimle size sarılırcıyım. Dokunma bana. Gel lan buraya. Birilerinin gelmesi lazım. Ya da biz lafı unuttuk. Dövmeyin, onu hatırlayacağım. Bu boşluğu dolduracağız. Bir saniye bakın, komiserim. Ben bir ticaret adamıyım ve sizinle konuşarak anlaşabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta tatlı dilim benim silahım. Demek silah ticareti yaptığını kabul ediyorsun. Silah dediğim ana da lanet olsun. Silahları nerede saklıyorsun? Göbüşüne mi silahlar? Yeter artık göbüşüm deyip durmayın. Kilo değil bu. Ödem! Ödem! Kilo demeyin ödeme. Ödemeyi kimden alacaksınız? Konuşun. Konuşun dedim size. Dövmenizden son derece etkilendim. Size sarılmak istiyorum. Kimse kıpırdamasın.
Başka organlar da lazım. Sen. Sen. Komiser Şevket. Yo yo. Evet, evet. Sen. Belli ki işçi, emekçi birisin. Elindeki çakmaktan anladım. Mumları yakmaya gelmişsin. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Ah emekçi. Vah garip emekçi. Ver çakmağı. Bu sefer mumları ben yakacağım. Senin de o nasırlı emekçi ellerin bir an olsun dinlensin. Ah! Yandı lanım! Al bakalım. Ya ne yapıyorsun ya? Ya vurdun beni ya! Apandisittir o. Kirli kanı akıtmak lazım. Temiz. Ya neyse tamam, vallahi cid bu ne ya? Ben bu adamı az önce şeyde gördüm. Bir kadını bayıltmış, organ pazarlığı yapıyordu. Şüpheli adam yani. İçerisi temiz baba, merak etme. Baba mı? Demek mumcunun oğlusun. Temiz, titiz bir yavrucak. Bravo yavrum. Ne yavrucağı? Adamın bıyığı var. Belli ki hormon bozukluğu var. Allah Allah! Sana niye bir şey olmuyor? Biz ayak yiyoruz. Ya komiserim, Allah aşkına beni bir dinlesene ya. Ben de bu işin okulunu oldum. Adam şüpheli. Ah, iyi yürekli Mustafa. Unutma, timsahlar ağzını taşla doldursa da... Ah, o sırtlanlar sadece geceleri severler. Ya atma ya bir şey, böyle bir şey olur mu? Lafları düz düz getir bana zerre. Ya böyle bir muhabbet olamaz ya. Ya vallahi yıldım senden, ben istifa edeceğim ya. O zaman çok teşekkür ediyoruz biz. Bağdına gidelim. Sağ ol. Gidelim baba. Fikri! Fikri! Bana alkolik ciğeri kakalamışsın Fikri. Müşteri parasını geri aldı. Beni kandıramazsın Fikri. Ben bunun altında kalamam Tuzluk Hamza. Mum yakmaya ne kadar da hevesli insanlar. Ya siz şöyle geri durun arkadaşlar, geri kaçın. Adamlar ateş edecek ya. Ateş, ateş. Tarla fareleri de kemirgendirir. Ama hepsi özünde heyecanlı. Benim kimseden korkum yok. Ömer! 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 Anam kaç Ömer! Füze at Bahadır! Hamza patladı! Vay arkadaş! Herkes telef oldu. Adam hala ayakta. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl da ölmediniz? Dedemden gelen mektup. Cebimde kalmış. Kurşun buna denk gelmiş. Korumuş beni. Lan git, öyle bir şey olur mu? Mustafa Topatan Bey, ne olur beni götürün Kodes'e takın, ne olur. Çok korkuyorum. Beni de götürün. Tövbe bismillah, bu nasıl adam? Beni de götür Mustafa, beni de Kodes'e götür. Ah, Şevket, beni Kodes'ten çıkana kadar bekle kuzum. Seni seviyorum. Senin yüzünden masum insanları tutukluyorum ben artık ya. Ah Mustafa. İyi yürekli iyi Mustafa. Unutma, yıldız burunlu köstebekler asla yanlarında mendil taşımazlar. Çünkü cepleri yoktur. Resmen atıyorsun artık. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Babam daha evinin anahtarlarını aldığını bilse var ya, yemin ediyorum oyar beni, oyar. Oğlum ama kızlar gelecek buraya. Kız da olacak buralar, kız. Üç kız, üç. Ulan resmen üç kız. Hepimize birer tane. Resmen kız limitini açtık. Ceza kesecekler bize. Ulan yıllardır açık kalmış bluetooth gibiyim. Eşleşecek aygıt arıyorum ya.